TRT'de program konuğuyum efendim. Yıl 2005. Güzel şiir okuyor bu falan diye çağırdılar. Zuhal isimli bir sunucu hanımefendi. Kurduğum bir cümlede stres demem gerekirken demeyip biraz da düşünerek galiba hicran dedim orada. Seçtim yani falan. Dikkatini çekti. Tecrübeli sunucu tabii. Halit Kıvanç'ın falan sunucusuymuş. Bunlar övülüyor falan. Hayati Bey dedi, eski kelimelere karşı dedi bir sevginiz var belli. Batı kökenli kelimelere tepkilisiniz. Stres demediniz dedi. Biraz da düşünerek hicran dediniz falan. Böyle bir durum mu var dedi. Yani bir tavır mı var dedi. Canlı yayındayız ya. Sunucu hastalığıdır. Konuğu zor duruma sokacak. Keyif edecek. Bakın dedim, ben öyle bir şey yapmıyorum ama galiba siz bu kelimeyi kullanmamamı sevmediniz, stres. Evet dedim, bu Türkçe. Türkçemize gireli 30-40 yıl oldu olmadı. Fakat merak etmez misiniz, yani bu kelime gelmeden önce biz konuşmuyor muyduk? Yani bu duyguyu tanımıyor muyduk? Bakın ben size söyleyeyim. Bu civarda, yani stresle ifadeye çalıştığımız halet-i ruhiyeyi anlatmak için klasik dönemde 50 sene ve daha gerisinde kullandığımız kelimeleri saymama izin verin. Unutacaklarım hariç, gam, gussa, kasvet, keder, melal, inkisar, ızdırap, hüzün, kahır, yeis, efkar, tasa, dert, mihnet, elem, üzüntü, sıkıntı, kaygı, enduh, küduret, dilhun, hicran, bilmem ne. 20 küsur kelime. Unuttuklarım hariç, dediğim gibi ben hafızası zayıf bir adamım. 7000 beyt duruyor ezberimde en fazla dedim. Reklam da yapıyoruz başkanım, yani çaktırmadan. Şimdi hepsini unut, stres ile derdini anlat. Anası ölmüş, stresli. Borcu var, ödeyemiyor, stresli. Tuttuğu takım maçı kaybetmiş, stresli. Oy verdiği parti muhalefette kalmış, stresli. Sevgilisi terk etmiş, stresli. Hava bulutlu. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Bu kadar farklı duygu tek kelimeyle anlatılmaz. Buna ya, o kelimenin ana vatanı olan Fransa mıdır, İngiltere midir, o bile istemez bunu ya. Fazla geliyor yani. Ne oluyor tabii, bu kadar kelime yerine yalnız strese beni mahkum edince strese sokuyorsun beni, değil mi? Ben strese girmeyeceğim yani. Size bir şey sormaya gelmiyordu. Gelmez dedim, bana bir şey sormaya gelmez. Benim arkamda 1000 yıl var. Ben buraya dün gelmedim ki canım. Yani. Onur. Hoşunuza gidiyor, kullanmayınca da kızıyorsunuz bana. Ben kullanmayalım demiyorum yani. Otomobil diyorsam, telefon diyorsam, kompütör diyorsam onur da derim. De. Gurur, kibir, şeref, haysiyet, izzet-i nefis, namus, iftihar. 7 farklı kelime yerine kullanıyorsun. İnsaf et ya. Bunların hepsi aynı anlama geliyor mu? Hayır. Ahmet Efendi gururludur desem tarafsız bir duruştur. Şereflidir desem övdüm, kibirlidir desem yerdim. Onurludur deyince ne dediğim belli değil. Adamı övdün mü övdün mü? Haliyle ihtilaf çıkıyor. İhtilafları çözmek değil, üretmek konusunda bir gayret var. Yani toplumsal duruşumuz da öyle, metinlerimiz de öyle. Hani hep böyle ihtilaf arayan, kavga arayan, ya ne yapacaksın? Bırak Allah'ını seversen. Sunucu hanımefendi, ya dedim adınız Farsça, Zuhal. Yani değiştirelim mi şimdi ya? Benim adım Arapça kökenli Hayati. Yaşamsal mı denilsin bana ya? Döverim adamı ya. Ya bırakın dedim şimdi. Hayati Bey dedi, bana haksızlık ediyorsunuz dedi. Doğu kökenli kelimeleri ben sevmiyorum da Batı kökenlilerle konuşalım diyorum zannediyorsunuz dedi. Benim düşüncem o değildir, artık savunmada. Ne düşünceniz ne dedim? Hem Doğu hem Batı kökenli kelimeler gitsin dedi. Öz Türkçe kelimelerle konuşalım, ben onu diyorum. Dedim ağzına sağlık, ben de sizin gibi düşünüyorum. Öyle yapalım. Ya ben size bir örnek cümle vereyim. Doğu ve Batı kökenli kelimeleri atıp aynı cümleyi bir daha söyleyin. Anlaşalım. Bakkaldan aldığım somun içine peynir koyup sandviç yaptım, balkona oturup hanımın getirdiği çay ve su beraberinde afiyetle yedim cümlesinde, ki basit bir cümledir, teknik, ilmi falan değil. Kökenleri itibariyle ve sırasıyla bakkal Arapça, somun Rumca, peynir Farsça, sandviç İngilizce, balkon Fransızca, hanım Moğolca, çay Çince, su Çince, afiyet Arapça, beraber Farsçadır, yedim Türkçe. Yer misin? Ne yapalım yani şimdi? Rumca palamut ızgara, İtalyanca iskele gazinosu yemeyelim mi?
Ya sen bir imparatorluk bakiyesisin. Evvela bunu bir anlamaya çalış ya. Bırak Allah'ını seversen ya. Bu böyle bir kaprisleri veya ne bileyim vesveseleri efendim. Takma kafaya böyle şeyler ya. Sen epeydir buradasın yani. Sende her şey var Allah'ın izniyle. Her çeşit var, her tür var, her cins var. Yani iyi ki de var. Yani 60 yıldır takip ediyoruz. Avrupa'da başı sıkışan Türkiye'ye geliyor. Doğumuzdan başı sıkışanlar da Türkiye'ye geliyor. Hatırlayın, Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Saraybosna'dan, Yunanistan'dan gelmediler. Geliyor niye? Baba sensin. Ev sahibisin. Ağa sensin. Ağa ya söylenir maraba. Ne olacak yani, normal. Doğudakiler de öyle. Geliyor sana geliyor. Suriye, Irak işte hepsi değil mi? Afganistan falan. Senin de başına bir şey gelmek üzereydi. Dışarıya gitmeyi hiç düşündün mü? Aklından geçti mi? Davet etseler gider misin? Hayır. Niye? İşte baba ona diyorlar. Ağa terk etmez çiftliği. Der ki üstünde yaşamak kısmet değilse altında yatarım der. Tank gelince de. Ya, babalık yani. Babalık. Şemsiye. Devlet, toplum, olgu. Yani her şeyine yansımıştır yani. Unutmak istese de olmaz. Genlerinden gelir. Hafıza kendini hatırlatır. Yani sen eskisin canım. Ya Tuğrul Bey'den beri buradayız ya. 1040 damdan akan insaf yani. Yani hesap ettim 74.sü şu anda devlet başında. Yani liderleri. Tuğrul Bey 1. Mevcut işte, Tayyip Bey 74. Eski yani. İşte onun izleri bunlar.